Merhabalar, örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet, bugün şöyle sizlerin karşısına Nakoyeli tipe bir ipiyle geldim arkadaşlar. Şöyle lila tonunda güzel bir renkle geldim, Nako'nun güzel bir rengiyle. Bugün sizlere örmesi kolay, ördükçe öresiniz gelecek, her mevsim giyebileceğiniz bir örgü modelinden bahsedeceğim. Örgü bilmeyen arkadaşlar bile örebileceği bir model arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Öncelikle şöyle modelimden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu modelden neler olur? Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur. Kendinize her mevsim giyebileceğiniz hırka yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Atkı bere yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz çok çok kolay. Sadece iki sıradan oluşuyor. Evet hani bazı tarzlar vardır ya şip şak örgü. Evet bu modelde öyle arkadaşlar. Şipşak şak örgü modelinden. iki sırada biten model ve artı modelimiz lastik istemeyen bir model. Dilerseniz lastik üzerine dilerseniz lastiksiz de örebilirsiniz. Lastiksiz öreceğiniz zaman bu şekilde iki şiş üzerine ilmek atın arkadaşlar. Ben şimdi modelimi anlatmaya geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Bakın şöyle şişimin bir tanesini içinden çıkardım. Ben bu modeli örebilmek için, Nako Elite Baby ipini örebilmek için 3 numara şiş kullanacağım. Siz daha ajurlu isterseniz şişinizi daha kalın kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. hırka, süveter, yelek, şal ne başlarsanız. Bir model 2 ilmekten oluşuyor bu şekilde. Hep 2 iki ve 2'nin katları ilmek atacağız arkadaşlar. 2 2 2 2 hep bu şekilde ilmek atacağız şimdi modelimizin ön yüzündeyim birinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum ve bu iki ilmeğim hala şişte duruyor arkadaşlar bir kez doluyorum tekrar aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum şimdi tekrar doluyorum Tekrar iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bakın iki ilmeğim hala şişti. Bir kez şişimi doluyorum. Tekrar aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Modelimin birinci sırasında ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Ve şimdi bunu tekrarlıyoruz. Önce bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bakın yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyorum arkadaşlar. Arada bir kez de doladığımız için burada toplamda 4 tane oluyor ilmeğimiz. Bakın 4 elli hale geliyor. Ve şimdi bunu tekrarlıyorum. Bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve tekrar bir kez doladım. Aynı şekilde 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Modelimin birinci sırasında sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar ilmeğimden 2 ilmeğimden 3 tane ilmek çıkartarak devam ediyorum tekrar bir kez doladım 2 ilmeği birlikte alıyorum düz örgü olarak tekrar doluyorum ve tekrar 2 ilmeği birlikte düz örgü olarak alıyorum ve modelimi bu şekilde devam ettiriyorum bir kez doladım 2 ilmeği birlikte düz aldım bir kez doladım tekrar 2 ilmeği birlikte düz aldım yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyorum arkadaşlar Sıra sonuna kadar ben bu işlemi bu şekilde devam ettiriyorum. Ve bırakıyorum. Bakın tekrar arada muhakkak bir dolama var. Her iki ilmeğimizin arasında bu şekilde bir dolama var arkadaşlar. Bakın tekrar doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir kez daha doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte düz ördüm. Modelimizi bu şekilde sıra sonuna kadar getirdik. Bakın şöyle doladım 2 ilmeği birlikte düz örüyorum ve bu iki ilmeğim hala şişte tekrar doladım tekrar aynı iki ilmeği örüyorum tekrar doladım bir sonraki 2 ilmeği örüyorum tekrar doladım aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum yani iki ilmekten üç ilmek çıkartıyoruz ve modelimi son kez yapıyorum arkadaşlar bir kez doladım 2 ilmeği birlikte düz ördüm bakın bu iki ilmeğim hala şişte tekrar doladım ve bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum yani iki ilmekten bu şekilde üç ilmek çıkarttık ve bıraktım kenar ilmeğini de düz örüyorum modelimin birinci sırasını ön yüzden bu şekilde başladım arkadaşlar şimdi modelimizin arka yüzündeyim ikinci sıradayım modelimizin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum bakın burada ilmeklerimiz dörderli ilmekler halinde şu aradaki doladığımız ilmekle birlikte ilmeklerimiz dörderli ilmekler haline geldi arkadaşlar Şimdi ilmek sayımızın geri eskiye gelmesi için bakın şöyle ilk iki ilmeğim ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar kalan iki ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu. İlmeklerimizi önce ikisini birlikte ters örüyoruz. Bakın sonra diğer ikisini birlikte ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde ikişer ikişer keserek devam ediyorum arkadaşlar modelimizin arka yüzünde de yep yapacak olduğumuz işlem bu videonun başında da söylediğim gibi zaten iki sırada bir tekrar eden örgü modeli birkaç günde örüp giyebileceğiniz bir model arkadaşlar bebek örgülerine de çok yakışır bakın ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum ilmeklerimi ikişer ikişer keserek ilmek sayımı geri eskiye döndürdüm arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar aynı şekilde bakın şöyle bakın 1 2 3 bir de şurada doladığımız 4 şöyle öncelikle bakın ikisini kesiyorum sonra kalan ikisini kesiyorum hep bu şekilde modelimizin arka yüzünde dörderli ilmeklerimizi dörderli ilmekler halinde olan modelimizi bu şekilde ikişer ikişer keserek devam ediyoruz. Kalan iki ilmeğimi de kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimizi ikişer ikişer kestik arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Ve birinci sırada ne yaptıysam bundan sonraki işlemde aynı. Şöyle birinci sırayı kısa bir şekilde hatırlatmak istiyorum. Modelimizin ön yüzündeyim, birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir kez doladım. Bakın iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak alıyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Tekrar aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Bakın burada ilmek sayımız 4'e çıktı. Önce bir kez doladım, sonra iki ilmekten üç ilmek çıkarttım. Ve modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu. Bakın bir kez doladım. İki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak alıyorum. Tekrar doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte ikisini düz örgü olarak alıyorum. Ve modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem hep bu arkadaşlar. Ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım. Modelim gerçekten çok güzel, örmesi de çok kolay. İki sırada bir tekrar eden örgü modeli oldu arkadaşlar. Bundan dilerseniz yelek, dilerseniz hırka, dilerseniz şal yapabilirsiniz. Şöyle modelimi bir yere koyun. Bakın modelimde yamulma ya da kayma yok arkadaşlar. Şöyle bir de yakınlaştırayım modelimi. Bebek yeleği de olur, hırka da olur, süveter de olur. Her örgüye de yakışır. Modelimiz şipşak örgü örgü modelinden arkadaşlar modelimizin ön yüzünden görünümü bu şekilde iki sırada bir tekrar edin modelimizin bir de arka yüzünü görelim bakın arka yüzü de bu şekilde gördüğünüz gibi bakın şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekilde Sizlere bugün bu güzel örgü modelinden bahsettim. Benim çok çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Başka bir tarifte, başka bir videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.